Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtım soru çözümü yapacağız. Bu videomuzda kalıtım çok zor bir konuydu. Zorlandığınızı biliyorum ve uzun sürmüştü. Arkasından da şöyle bir karma soru çözerek konumuzu pekiştirmiş olacağız. Yazınız çok büyük bir ağırlıkla kalıtımdan çıkacak zaten. O yüzden kalıtımın da son kısımlarından çıkacak sorulara ağırlık verdik soru çözümümüzde. Biraz da zor sorular var aralarda. Onu da baştan söylemiş olayım. Hadi başlayalım. Şimdi ilk sorumuza geldik. İlk sorumuza geldiğimiz zaman crossing over'la alakalı bir soru sormuş. Aslında baktığımız zaman çok zor gibi görünen, kalıbının ise çok basit olduğu bir soruydu. Daha önce bunu videolar içerisinde de bu tarz sorulardan çözmüştüm. Neyi sorarsa sorsun bizim yapacağımız bir tablolama sistemi vardı. Bu tablolama sistemine göre bazen şu gametlerin mesela oluşma ihtimalini veriyor da bizden crossing over'ın kaç olduğunu soruyor. Tabloyu yaptığımız zaman iki türlü çözüme de ulaşabiliyorduk. O zaman hemen bir bakalım. Büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipine sahip bireylerde büyük D ile büyük E genleri aynı kromozom üzerinde bulunuyormuş. Yani bu genler birbirine bağlılarmış ve %16 ihtimalle de crossing over meydana geliyormuş. Biz bu tarz soruları nasıl yapacaktık? Şimdi büyük D ve büyük E genleri birbirine bağlı olduğuna göre bunların aynı kromozom üzerinde yazılması lazımdı. Haliyle bunların karşılıkları olan küçük D ve küçük E de birbirine bağlı olacak gençler. Alternatifleri oluşturuyorduk. Birincisi, crossing over gerçekleşmeyebilirdi. İkincisi ise crossing over'ın gerçekleşme ihtimali vardı ki %16 ihtimalle gerçekleşiyormuş. Şimdi crossing over gerçekleşmezse bağlı genler birlikte hareket edeceği için bunun oluşturabileceği gametler büyük D'ye büyük E olabilir ya da şunu verebilir, yani küçük D'ye küçük E şeklinde olabilir. Crossing over varsa bağlı bağımsız beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten burada iki tane heterozigot olduğu için 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşurdu. Şöyle bir baktığımız zaman büyük D büyük E, büyük D küçük E, küçük D büyük E, küçük D küçük E gametleri oluşabilir. Şimdi bize verdiği bilgiden gidiyorum. Crossing over'ın oluşma ihtimali neymiş? %16 ihtimalle oluşuyormuş. Burada kaç tane yavru döl var? 4 tane. O zaman 16'yı 4'e böleceğim. Bunun olma ihtimali %4 olacak. Şunun olma ihtimali %4. Bunun olma ihtimali %4. Bunun olma ihtimali %4. Sonra crossing over'ın gerçekleşme ihtimali %16 olduğuna göre gerçekleşmeme ihtimali de %84 olması gerekiyor. %84 olduğuna göre, burada da iki tane gamet olduğuna göre %42 ihtimalle büyük D büyük E olacak. %42 ihtimalle küçük D küçük E olacak. Şimdi bize bunların oluşma ihtimali seçeneklerden bulmamızı istemiş ya. Bakıyorum, küçük D küçük E dediği zaman %42 şurada, aynı zamanda şurada. Yani buraya diyeceksin ki 42 artı 4'ten bunun oluşma ihtimali %46'dır. Büyük D küçük E'ye baktığın zaman ise sadece nerede meydana geliyor? Crossing over meydana gelirse oluşuyor. O zaman bunun da oluşma ihtimali %4 olacak gençler. O zaman seçeneklerin üstünden gittiğimiz zaman 1'in kaç olduğunu söyledik? %46 olduğunu söyledik. 2'nin de bizim için %4 olduğunu söylediğimize göre cevabımız Denizli'ye düşmüş oldu. Hadi diğer bir sorumuza geçelim. Genotipleri verilen tüm genleri bağımsız. Hiç crossing over durumu söz konusu değilmiş. Tüm genler birbirinden bağımsız olarak hareket ediyormuş. Bunların oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı hangisinde en fazladır diyor. Gamet çeşidi sayısı bulurken biz neye bakıyorduk? Heterozigot bireylere bakıyorduk. Bizim için önemli olan heterozigotlardı. Yani homozigotlar bir şey ifade etmiyorlardı. O zaman heterozigotlardan saymaya başlayacak olursak, buna baktığım zaman 1, 2, baktım büyük F küçük F demiş 3, büyük G küçük G demiş 4. O zaman ne yapacaktık? 2 üzeri 4'ten bunun oluşturabileceği gamet çeşidi sayısının 16 olduğunu bulduk. Aşağıya doğru indim. Heterozigotlara bakıyorum. 1, 2. O zaman bunun oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı da 2 üzeri 2'den 4 olmak zorunda. C'ye baktığım zaman 1, 2, 3,
Büyük F küçük F 4. Büyük G küçük G 5. O zaman 2 üzeri 5'ten 32 çeşit gamet oluşturabilecek ki şu an en çok olan C. Sonra baktım küçük A küçük A almadım. Büyük B küçük B'yi aldım. Şuraya baktığımız zaman büyük F küçük F demiş. O zaman bunu da aldım. 2 üzeri 2'den burada da 4 çeşit oluştu. Sonra aynı mantıkla baktığım zaman 1, 2. Burada da 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluştu. Hangisinde en fazla gamet oluşur dediği zaman da tabii ki cevabımız Ceyhan'a düşmüş oluyor. Çünkü büyük A büyük A dediğimiz zaman gametine büyük A vermekten başka alternatifi yok. Homozigotları saymamıza gerek yok diyeyim. Gelelim diğer bir sorumuza. Şimdi bakıyorum dıt dıt genotipine sahip bir canlının kendileştirilmesi. He, durdun. Kendileştirilmek ne demek? Kendisiyle birebir aynı genotipe sahip bireyle çaprazlanması anlamına gelecekti. Onda da şöyle yapacaktık. Her zaman elmalar elma ile armutlar armutlarla hesaplanacaktı. Yani kendileştirmek diyorsa kendisiyle birebir aynı genotipte biriyle çaprazlanmasından bahsediyoruz. Büyük A küçük A küçük B küçük B, büyük D, küçük E, büyük E, büyük E, büyük F, küçük F. Kendileştirildiğine göre o zaman büyük A, küçük A, büyük A, küçük A yapmam lazım. Çünkü kendisiyle birebir aynı genotipte biriyle çaprazlanmış. Her zamanki işlemi yapıyoruz. Bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla yazdım. E çaprazlamamızı yaptığımız zaman büyük A büyük A olacak, büyük A küçük A olacak, büyük A küçük A olacak. Buranın da küçük A küçük A olması gerekiyordu. Sonra baktım devam edeceğim. Küçük B küçük B aslında çok soru çözdüğümüz zaman bir süre sonra bunları yazmamıza gerek kalmayacak. E bunu yazsam ne olur, yazmasam ne olur? Çünkü hepsi birbiriyle aynı şekilde küçük B küçük B'den başka alternatif gelmeyecek. Zaten büyük D küçük D, büyük D küçük D yaptığın zaman az önceki yaptığım A'larla aynı mantıkta diyeceksin. Ama tabii onu diyebilmemiz için biraz daha fazla soru çözmemiz lazım. Gözümüzle çaprazlama yapabilecek kıvama gelmemiz lazım. Büyük E büyük E çarpı büyük E büyük E dediğim zaman da aynı B'lerdeki gibi büyük E çıkmaktan başka alternatifimiz yok diyeyim gençler. Aynı mantıkla baktığım zaman büyük F küçük F çarpı büyük F küçük F dediğinde de büyük F'ye büyük F olacak, büyük F'ye küçük F olacak, büyük F'ye küçük F olacak, küçük F'ye küçük F gametlerin oluşumu meydana gelecek. Meydana gelebilecek genotip çeşidi sayısı. He, bunu şimdi yeşille hesaplayayım. Genotip çeşidi sayısı dediğimiz zaman fenotip çeşidi sayısını da aynı mantıkla şuraya bulmuş olayım. Hepsini ayrı ayrı hesaplıyorduk. Sonra bunları birbirleriyle çarpıyorduk. Şimdi A karakteri için baktığım zaman genotip iç yapı değil miydi? Hocam büyük A büyük A'ya benzeyebilirler. Büyük A küçük A'ya benzeyebilirler. Küçük A küçük A'ya benzeyebilirler. Yani genotip çeşidi bakımından bunların 3 çeşit genotipi var. Hazır yan tarafta fenotip çeşidini de söylüyor. Fenotip çeşidini de bulayım. Büyük A'ya benzeyebilirler hocam. Bir de küçük A'ya. Yani dış görünüş olarak ya büyük A ya da küçük A oluyorlar. İki çeşit dedik. E buraya baktığın zaman zaten genotip çeşidi olarak tek çeşit olduğunu buldun. Fenotipte küçük B'ye benzeyeceklerine göre o da bir çıktı. Aynı mantıkla buraya baktığımız zaman genotip çeşidi dediğimiz zaman büyük D büyük D büyük D küçük D küçük D küçük D şeklinde yani 3 tane çıkmış oldu. Fenotip çeşidi dediğimiz zaman da burası 2 oldu. E'lere baktığımız zaman genotip çeşidi sayısı yine hepsi büyük E olduğu için 1. Dış görünüş olarak da hepsi büyük E'ye benzediler 1. Buraya geldiğimiz zaman ise yine yukarıdaki mantıkla baktım. O zaman burası da yine 3 çeşit genotip açığa çıkacak. Fenotipe baktığımız zaman da 2 çeşit fenotip açığa çıkacak. Ne yapıyorduk kalıtımda? Her zaman sonuçları birbiriyle çarpıyorduk. 3 çarpı 1 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 3 yaparsak 3'ün küpünden zaten genotip çeşidinin ne olması lazım? 27. 3 çarpı 3 çarpı 3 diyebilirsin. Birin zaten bir etkisi olmadığı için. Genotip çeşidi sayısının 27 olduğunu bulduk. Sonra fenotip çeşidi sayısına da baktığımız zaman 2 kere 1 2 2 kere 2 4 4 kere 1 4 4 kere 2 8. Yani fenotip çeşidi sayısının da 8 olduğunu bulduk. He, şimdi 3. öncül için duruyorum.
Büyük A büyük E dıt dıt genotipli canlının oluşma ihtimalini. Bak yazdığımız zaman üç öncülü de birden çözebildik. Büyük ihtimalle hoca bir tanesinin üstünden sorunuzu soracaktır ama biz hepsini göstermiş olduk. Büyük A büyük A olma ihtimaline baktığım zaman büyük A büyük A sadece şurada yazıyor. O zaman büyük A büyük A 4 dörde 1 ihtimal olduğuna göre 1 bölü 4 ihtimalle meydana gelecek. Sonra küçük b küçük b'ye baktığım zaman zaten onun olmasından başka alternatif yok. Bir şeyin kesin olması %100 olması demek de 1 demekti. Büyük D küçük d olması demek şurası demektir. Yani 1 bölü 2 ihtimalle oluşacak. Büyük E'nin oluşma ihtimali 1'dir. Küçük F'nin oluşma ihtimaline de baktığımız zaman onun da 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz. E işlemi yaparsak 2 kere 4 8, 8 kere 4 16, 32. Yani cevabımızın da buradan 1 bölü 32 çıkması lazım. Şimdi şıklarda onları oturtturalım hemen. Öncelikli olarak birim biz 27 olduğunu bulduk. Fenotip çeşidi sayısının da 8 olduğunu bulduk. Zaten cevap çıktı. Bu gametin oluşma ihtimali, bu genotipli canın oluşma ihtimali de 1 bölü 32 olduğunu bulmuştuk. Cevabımız da Bursa'ya düşmüş oldu diyeyim. Gençler hemen bir soy ağacı sorusu çıktı karşımıza. Soy ağacı sorusunda zorlanmayalım diye ben fotokopisini çekmiştim. Onları da şuradan alayım. Çünkü siz silme alternatifiniz var. Benim burada silme alternatifim yok. O yüzden tekrar üstünden göstererek gideceğim size. Belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki soy ağacında renkli olarak verilmiştir. İşte siyahla gösterdikleri aynı fenotipe sahipmiş. Diyor ki otozomlarda taşınan eş baskın olabilir mi? Eş baskın deyince aklına ne geliyor? Mesela işte kırmızı çiçekler vardı, bir de beyaz çiçekler vardı. Kırmızı çiçeklerle beyaz çiçekler çaprazlandığı zaman kırmızı beyaz alacalı çiçekler meydana geliyorlardı. Bakalım onunla taşınma işi gerçekleşebiliyor mu? Hemen şunu üstüne koymuş olayım. Bu mantıkla düşünürsek bunları kırmızı beyaz alacalı olarak kabul etmemiz lazım. Kırmızı beyaz alacalı olarak kabul etmemiz lazım. Bunun da kırmızı beyaz alacalı olması lazım. Kırmızı beyaz alacalı olduklarına göre o zaman kırmızıyı atıyorum bu taraftan alacak. Bunun KK şeklinde olması lazım. Beyaz olmayı da bu taraftan alacak. Ama baktığım zaman annesi kırmızı, babası beyaz ise hepsinin ne olması lazımdı? Alacalı olması lazımdı. Buna buradan K gelse, buna buradan B gelse bunun da alacalı olması gerekiyor. Veya tam tersi şekilde yazsaydın yine bunun da alacalı olması gerekirdi. Demek ki bu otozomlarda taşınan eş baskın özelliğe sahip olamaz diyeceğiz. Sonra bakıyorum X kromozomunda taşınan baskın olabilir mi? Bunun için de şöyle bir işlem yapacağım. Bir kere X kromozomu üzerinde baskın taşınıyorsa X üzeri büyük A olduğunu kesinlikle biliyorum. Bunun da X üzeri büyük A yanını bilemedim. Bunun da X üzeri büyük A yanını bilemedim. Ama kesinlikle taşımayanların küçük A'lı olduğunu biliyorum. X üzeri küçük A'ya Y olmak zorunda. X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A olmak zorunda. Veya aynı mantıkta X üzeri küçük A'ya Y olmak zorunda. Çünkü büyük A'yı taşısaydı bunu da boyaması gerekiyordu. Bunun da X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A şeklinde olması lazım. Baktım buradan da X üzeri küçük A'ya Y. Aslında birkaç yerde yakaladım ben de. Biraz göstereyim dedim. Şimdi baktığın zaman bu X üzeri büyük A'lı mıymış? Annesinde X üzeri büyük A var mı? Yok. Babasında X üzeri büyük A var mı? Yok. Nasıl baskın taşınacak ki? O zaman böyle taşınma meydana gelmez. Yine aynı şu mantıkla düşüneceksin. Babasında yok. Anasında yok. Bu X üzeri büyük A'yı nereden buldu? Bulamaz. O zaman bu X kromozomu üzerinde taşınan baskın bir özellik olamaz ki sorumuzun cevabı açığa çıktı. Hangileriyle sağlanabilir dediğine göre bir tek 3 kaldı. Ama bakalım X kromozomunda taşınan eş baskın dediğine göre o zaman şöyle düşüneceksin. Burası X üzeri A olsun. Az önceki KB örneği gibi düşünelim ya da X üzeri kırmızı, X üzeri beyaz olsun. Burası da X üzeri kırmızı, X üzeri beyaz şeklinde olsun. Şurası da X üzeri kırmızı, X üzeri beyaz şeklinde düşünebiliriz. Bakalım böyle bir çocuk olabiliyor mu? Baktım babasından mesela X üzeri kırmızıya Y'yi alsa, annesinden de X üzeri beyaza X üzeri beyaz olmak zorunda. Çünkü biri kırmızı, biri beyaz olsaydı bu taraflarda tarama işlemini gerçekleştirmesi gerekirdi. Bu erkek çocuktur. Y'yi buradan alsa X üzeri
Şöyle diyeyim. X üzeri büyük B'yi annesinden almak zorunda. Y'yi de babasından alsa bu beyaz renkli olur. Olur mu? Oldu. Sıkıntı yok. O zaman X üzeri B'yi babasından aldıysa X üzeri K'yı annesinden alsa annesi de X üzeri K'ya K olsa oluyor mu? Oluyor. Bu da erkek çocuğudur. Yukarıdan annesinden X üzeri K'yı alsa babasından da Y kromozomunu alsa sıkıntı var mı? Şimdiye kadar bir şey çıkmadı. Bu kız çocuğu KK olduğuna göre X üzeri K'yı babasından alsa babasının diğer kromozomu Y olacak. Yine aynı mantıkta baktığımız zaman bunu da boyamamış annesinden hangisini alırsa alsın fark etmez. X üzeri K'yı da alsa X üzeri B'yi de alsa yanına da Y gelecek. O zaman eş baskın özellik görülmeyecek. Biraz zorlandığınızı biliyorum. Dediğim gibi zor sorular koymaya çalıştık ki daha farklı kalıpları da görmüş olun diye. Gençler hemen bir tane soru daha çıktı karşımıza. Tabii eksik baskınlık sorusu. Aslında matematiksel işlem yaparken hiçbir farklılık yok. Ama eksik baskınlık dediğimiz konu fen liselerinde var. Normal liselerimizde eş baskınlıktan başka bir baskınlık türünü o kalıpta görmüyoruz. Ama kalıp olarak aynıdır. Yani şuraya eksik baskınlık yazmasaydım da eş baskınlık yazsaydım soru herkese uygun olurdu. Kırmızı ve beyaz çiçek renkleri arasında eksik baskınlık olduğu bilinen akşam sefası bitkisinde ara renk olan pembe gözleniyormuş. Eş baskınlıkta da kırmızı beyaz alacalı görünüyordu. Pembe rengi sahip bitkiler yandaki soy ağacında renkli olarak gösterilmiş. O zaman ben bu soy ağacında pembe renkli olanları nasıl düşünmem lazım? Kırmızı çiçekler var, beyaz çiçekler var. Pembe olanlar da KB. Dediğim gibi eksik baskınlık olduğu zaman pembe renkli olduğunu söylüyoruz. Eş baskınlık olduğu zaman kırmızı beyaz renkli olduğunu söylüyoruz. O zaman ben kendim oturtmaya çalışayım. Şunların kesinlikle pembe renkli olduğunu bildiğimize göre bunların hemen altına KB olduklarını yazdım. Sonra soy ağacında renkli olarak verildiğine göre numaralandırmış bireylerden hangileri kesinlikle aynı renge sahiptir diyor. Hangileri aynı renge sahiptir dediği zaman da biraz aşağıya doğru gitmek zorundayım. Biraz işlemlerimi gerçekleştireyim. Şimdi baktım KB olduğuna göre buradan K'yı aldığını farz edersek veya B'yi aldığını farz edersek bir yerden tutmam lazım soruyu. Şimdi bu bunun babası. Babasından neyi almış? K'yı. O zaman annesinden neyi alması lazım? B'yi alması lazım. Annesini boyamadığına göre KB olamayacağına göre bunun BB olması lazım. Şimdi bunların çocuğuna bakayım. Bu taraf KB, bu taraf BB ise buradan annesinden B gelecek. Bunu KB olmadığını bildiğime göre babasından da kesinlikle ne olmak zorunda? B gelmek zorunda. Fark etmez. Bunu KK tutsaydın deseydin ki K'yı bu taraftan almış, B'yi bu taraftan almış. Bu KK çıkacaktı, bu tarafta KK çıkacaktı. Yani 2 ile 3'ün kesinlikle aynı olduğunu biliyorum ki cevabımı çıkarttım ama durmuyorum. Bakmaya devam ediyorum. Şimdi burası KB olduğuna göre B'yi bu taraftan aldı desek bu taraf KK olabilir mi? Olabilir. Buradan K'yı alsa, buradan K'yı alsa olur mu? Olur. Ama KK değil BB deseydim o da olur muydu? Olurdu. Ama bak böyle yazdığım zaman bu tarafla aynı çıkmadı. Yani kesinlik sorusu ya. Kesinlikle aynı olacaklar. 2 ve 3 oluyor. Zaten 4 ile ilgili bir şey söyleyemem. Burası KK bir bireyse bunun da mecbur KK olması lazım. Burası BB bir bireyse bunun da BB şeklinde olması lazım. Kesinlik istediği için cevabımız 2 ve 3'e düştü. Şimdi karşıma çok allerli kalıtım sorularından bir tanesi çıktı. Bir canlıda kürk rengini belirleyen A1, A2, A3, A4 allelleri arasında bir baskınlık ilişkisi varmış. Bir de eş baskın olduğundan bahsetmiş. Bu soru kalıbını çözerken nasıl bir işlem yapıyorduk? Şimdi zaten soracağı şeylerin hepsini biz buraya yazdık gençler. O yüzden ben önce bir işlemimi yapayım size. Ondan sonra göstermeye başlayayım. Şimdi aklım karışmasın diye yukarıya yazıyorum. A1 baskınmış. A2'ye o da baskınmış. A3'e aralarında bir de A4 eş baskınlık dediğimiz durum söz konusu. Oluşabilecek genotipleri nasıl hesaplıyorduk? Diyordum ki A1'e A1 olabilir. A1'in yanına A2 alabilir. A1'in yanına A3'ü alabilir. A1'in yanına A4'ü alabilir. Veya A2'nin yanına A2'yi alabilir. A2'nin yanına A3'ü alabilir. A2'nin yanına A4'ü alabilir. Ya da A3'ün yanına A3 alabilir. A3'ün yanına A4 alabilir. Burada da A4'ün yanına A4 alabilir. Başka alternatif var mı? Yok. Saydığımız zaman da 10 çeşit olduğunu biliyoruz. Aslında ne yapıyorduk? N çarpı N artı 1
bölü 2 ile de genotip çeşidini bulabiliyorduk. N buradaki bizim alelgen sayımızdı. 1, 2, 3, 4. Yani 4 çarpı 5 bölü 2 yaptığım zaman da zaten 10 tane olduğunu bileceğiz gençler. Fenotip çeşidini nasıl hesaplıyorduk? Şimdi A1 hepsine baskın mı? O zaman bu gruptakilerin hepsi kime benzeyecek? A1'e benzeyecek. Aynı mantıkla şuraya baktığın zaman bu gruptakilerin hepsi kime benzeyecek? A2'ye. Şuraya baktığım zaman bir durdum. He. Şimdi şu kime benzeyecek? Tamam, A3 A3 olduğuna göre sıkıntı yok. A3'e benzeyecek. A3 ile A4'ün arasında eş baskınlık olduğuna göre A3'e A4 ara bir şey çıkacak. Bir de şurası bizim için neydi? A4'e benzeyecekti. Bu mantıkla düşündüğümüz zaman o zaman genotip çeşidi saydım veya formülden yaptım. Genotip çeşidinin 10 olduğunu buldum. Fenotip çeşidi dediğim zaman A1, A2, A3 ara bir şey, bir de A4 var. Yani 1, 2, 3, 4 bir tane de arada bir şey var. O zaman fenotip çeşidi de 5 çıkıyordu. O bir tane aradaki olmasaydı zaten alelgen sayısıyla işlemi gerçekleştirebilecektik. Bu karakterle ilgili 4 çeşit fenotip, 10 çeşit genotip oluşabilir. Fenotip çeşidimiz 4 değilmiş. Az önce işlemini yaptık. Fenotip çeşidini biz kaç olarak bulduk? 5 olarak. A1, A3 genotipli canlı ile A2, A4 genotipli canlının çaprazlaması sonucu 3 çeşit fenotip gözlenebilir. Bir de buna dikkat edeceksiniz. Bazen böyle sorma işlemlerini de gerçekleştiriyor. Şimdi bize ne demiş? A1, A3 bir tane kişi varmış. Diğeri de A2'ye A4'müş. Sakın rakamlar ya da yazılma tarzı sizi korkutmasın. Bunu tuttum bununla yazdım. Bunu tuttum bununla. Bunu tuttum bununla. Bunu tuttum bununla yazdım. Çaprazlamayı yapıyorum ben de sizinle birlikte. A1'e A2 olabilirler hocam. A1'in yanına A4 alabilirler hocam. Kafam karışmasın, küçüğü hep başa yazayım diye A2'ye A3 olabilirler diyorum. Aynı zamanda A3'e A4 diyorum. Hani burası A3 A2 idi ya. Öyle yazarsam, küçüğü başa yazmazsam aklım karışabilir diye başa doğru yazdık. Çaprazlanma sonucunda 3 çeşit fenotip gözlenebilir diyor. Şöyle bir baktığımız zaman birincisi A1 A2'ye baskın mıydı? O zaman şöyle kapatayım burayı. Bunların hepsi kime benzeyecek? A1'e. A1 A4'e baskın mı? Evet, bu da kime benzedi? A1'e. A2 A3'e baskın mı? Evet, bu kime benzedi? A2'ye. A3 ile A4 birbirine eş baskın. Buradan da A3 A4 dediğimiz ara bir fenotip çıkacaktı. 1 2 3. Yani şöyle bir baktığımız zaman birin yanlış olduğunu ama 2'nin doğru olduğunu bulmuş olduk. Bu karakterle ait heterozigot genotip çeşidi sayısı 6'dır. Onu da nasıl hesaplıyoruz? Aslında çok pratik de çözebiliyor muyuz? Biliyoruz. 10 çeşit genotip var mı? Var. N çarpı N artı 1 bölü 2'den 10 çeşit genotip olduğunu buldum. A1 A1, A2 A2, A3 A3, A4 A4. 4 tane allel olduğuna göre 4 tane homozigot vardır. 10-4 yaparsan zaten 6 çıkacak. Veya biz ispat ettiğimiz için bizdeki heterozigotları mı sormuştu? Bir daha bakayım. Heterozigotları sormuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bulabilirsiniz gençler. Yani kafadan da yapılabiliyor. Yazıldığı zaman da görülebiliyor. A3 fenotipli canlının genotipinin belirlenmesi için A4 A4 genotipli canlı ile çaprazlanmalıdır. Aslında A3 fenotipine sahip bir bireyin genotipini belirlemek için çaprazlama yapmak zorunda değiliz. Çünkü bizim A3 A3 alternatifimiz A3 A4 alternatifimiz oldu. A3 A4 A3'e benzemeyeceğine göre, ara bir şey çıkacağına göre kesinlikle zaten A3 A3 olmak zorunda. Bunun için kontrol çaprazlaması gibi çekinik özellikteki bir ile çaprazlamamıza gerek yok diyeyim. O zaman da cevabımız 2 ve 3, yani Bursa'ya düşmüş oldu. Hemen kan gruplarından bir soru daha karşımıza çıktı. Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış çiftlere ait kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış çiftlerden hangilerinin bebeği olması durumunda kan uyuşmazlığı meydana gelebilir? Bir kere kan uyuşmazlığını hatırlayacaksın. Kan uyuşmazlığı ne demekti? Annenin kesinlikle negatif olması
babanın kesinlikle pozitif olması ve bunların doğan çocuklarının da pozitif olması durumunda meydana gelirdi. Sakın düşmüyorsun. A'sı B'si beni ilgilendirmez. Orası sıfır olmuş, burası A olmuş, burası B olmuş. Ona bakmıyorsun. Kesinlikle anne ve babaya bakıyorsun. Artıyla gösterdiği kişi annedir, yani dişiyi temsil ediyor. Şu okun ucu yukarıya doğru baktığı zaman da babayı temsil ediyordu. O zaman kan uyuşmazlığının olabilmesi için annenin ne olması lazımdı? Negatif olması lazımdı. Babanın da pozitif olması lazımdı. Yani şurada mesela 4'te anneyi negatif, babayı da negatif alsaydı kabul etmeyecektim. Ama bizim 3 ve 4. bireylerimiz evlenirse bunların pozitif çocukları meydana gelebilir. O yüzden de kan uyuşmazlığı görülebilir. Bazen de hoca şöyle soruyor. Diyor ki işte negatif bir kadın gitti. Homozigot pozitif. O zaman büyük R büyük R. Bunların çocukları mutlaka ne olacak? Büyük R'ye sahip olacak. Yani baba homozigotsa kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %100 olacak. Bazen de şöyle söylüyor. Bilmiyoruz ya, heterozigot da olabilir. Eğer heterozigot olursa büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R birey meydana gelecektir. Negatif olursa bizim için sıkıntı yok ama pozitif olursa kan uyuşmazlığı oluyordu. Yani baba heterozigot negatif pozitif kan grubuna sahipse kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %50'dir diyeceğiz gençler. Şimdi 4 kişilik bir aileden bahsetmiş. 4 kişilik bir aile olduğuna göre bunların kan grubuyla ilgili de bize birkaç tane bilgi vermiş. Hemen şuradan ben size bir çizelge oluşturmaya çalışayım. Şimdi anne varmış, baba varmış, iki tane de çocuktan bahsediyormuş. Kurma işlemini yapmaya çalışalım. Anne birinci ve ikinci çocuğa kan verebilirken babaya kan veremiyormuş. Şurası bizim anne dediğimiz kişi olsun. Burası babamız olsun. Şurası birinci çocukları olsun bunların. Şurası ikinci çocukları olsun. Baktığımız zaman anne birinci ve ikinci çocuğa kan verebiliyormuş. O zaman anneyi yeşil okla çizelim. Hem birinci çocuğa kan verebiliyor hem ikinci çocuğa kan verebiliyormuş. Babaya kan veremiyormuş. O zaman onu da şöyle gösterelim. Babaya doğru da kan gidişi söz konusu değil. Sonra birinci çocuk ikinci çocuktan kan alamıyormuş. Birinci çocuk ikinci çocuktan kan alamıyormuş. Yani ikincisinden birinciye gidiş yok. Onu da kırmızıyla çizmiş olduk. Birinci çocuk babadan kan alamazken birinci çocuk babadan kan alamıyormuş. İkinci çocuk ise babadan kan alabiliyormuş. Şöyle baktık. Anne ve ikinci çocuğun kan grupları aynı değildir. Baba ve ikinci çocuğun kan grupları aynıdır gibi bizim yoruma dayalı işlemler yapmamız gerekiyor. En zor kalıp dediğimiz, oturtulması zor denilen sorularda aslında bunlardır. Şimdi baktığımız zaman anne birinci ve ikinci çocuğuna kan verebiliyormuş. Baba da baktığımız zaman birinci çocuğuna vermiyormuş ama ikinci çocuğuna kan verebiliyormuş. O zaman anne ve babanın sıfır kan grubuna sahip olma ihtimali yok. Sıfır olsalar da herkese kan verebilirlerdi. AB kan grubuna sahip olsalar da herkesten de kan alabilecek durumda olacaklardı. O yüzden annemiz şöyle diyeyim, iki alternatif doğuyor. Anne A kan grubuna sahip olabilir. İkinci çocuğa ikisi de kan verebildiğine göre ikinci çocuğumuzun da mutlaka ne olması lazım? AB kan grubuna sahip olması lazım. O zaman birinci alternatif olarak anne A ise babanın B kan grubuna sahip olması lazım. Bunların ikinci çocukları çünkü AB kan grubuna sahipmiş. Birinci çocuklarına baktığımız zaman da şöyle bir ilişki var. Anneden kan alabiliyor. O zaman birinci çocuk dediğimiz zaman da anneyle aynı kan grubuna sahip olması lazım. Yani A olabilir. Veya anneyi A değil de anneyi B olarak kabul etseydik. O zaman babanın bizim için A kan grubuna sahip olması lazımdı. İkinci çocuğun AB olduğunu biliyoruz zaten, anne ve babayı oradan bulduk. O zaman birinci çocuk anneyle aynı kan grubuna sahip olduğu için B kan grubunda olacaktı. Yani bizim oluşabilecek alternatifimiz iki türlü. Biz de bunları yazdık. Anne ve ikinci çocuğun kan grupları aynı değildir. Bakıyorum anne A iken ikinci çocuk AB. Anne B iken ikinci çocuk AB. Yani tabii ki anne ile
İkinci çocuğun kan grupları birbiriyle aynı değil. Bu bizim için doğru oldu. Sonra baktığımız zaman baba ve ikinci çocuğun kan grupları aynıdır. Baba B'ken burası AB, baba A'yken burası baktığımız zaman AB kan grubuna sahip. Yani baba ve ikinci çocuğun kan grupları aynıdır dediği zaman o bizim için yanlış oldu. Şunun doğru olduğunu söylemiştik. İkinci çocuk AB0 sistemine göre genel alıcıdır. İkinci çocuk AB kan grubuna sahip olduğuna göre zaten herkesten kan alabilecek, yani genel alıcı olacak. Baba B grubu ise bakıyorum, yani şuradaki alternatifi soruyor. Baba B grubu ise anne ve birinci çocuk A grubudur. Evet, baba B kan grubuna sahipse anne ve birinci çocuğun A kan grubuna sahip olduğunu bulduk. Zaten şurayı bulduktan sonra geriye kalan işlemde bir şey yok. Ama şurayı bulabilme kısmı biraz bizim için zorlayıcı olabiliyor gençler. O zaman cevabımız da Edirne'ye düşmüş oldu. Yine bir soy ağacı çıktı karşımıza. Yandaki soy ağacında AB0 sistemine göre eş baskın fenotipli bireyler renkli olarak verilmiştir diyor. Eş baskın fenotipli bireyler renkli olarak verildiğine göre eş baskın fenotipe sahip olmak da ne demekti? AB kan grubuna sahip olmak demekti. E burası da AB kan grubu olsun. Burası da AB kan grubu olsun. Şimdi bu AB olabilmesi için A'yı bir taraftan almış olmalı, B'yi bir taraftan almış olmalı. Bunlar AA da olabilir, yanlarını bilmiyorum. BB de olabilir. A0, B0 de olabilir. Şimdiye kadar bir şey çıkmadı karşımıza. Yine aynı mantıkla bunlar AB kan grubuna sahip olduklarına göre AB kan grubundan A çocuk meydana geldiğine göre kesinlikle bu tarafın mesela BB olma gibi bir alternatifi yok. Hemen bir bakalım. AB olduğuna göre A'yı bu taraftan alırsa bu taraftan da B'yi almış olacak, ama tam tersi de olabilir. Yani B'yi buradan alıp A'yı buradan alma işlemini de gerçekleştirebilir. Alternatifli olarak soru üstünden geçeceğiz. Bir numaralı birey A grubu ise iki numaralı B grubu olabilir demiş. Olabilir mi? Olabilir. Biz de gayet bunun A0, bunun B0, bunların da AB çocukları olabilir mi? Olabilir. Bir numaralı birey heterozigot genotipe sahip olamaz. Bir numaralı bireyin A0, bunun B0 olma ihtimali var mı? Var. Niye heterozigot olmasın ki? A0 olduğu zaman heterozigot olur. O zaman bu gitti. 3 ve 4 numaralı bireylerin bu karakter bakımından genotipleri aynı olabilir. Şimdi 3 ve 4. bireylere baktığımız zaman bunun A0 olduğunu düşünürsek bu A0 olabilir mi? Bakıyorum hemen. A0 A'sını burada, pardon, A'sını buradan alsa, sıfırını buradan alsa, B'sini buradan alsa, bunun yanına da sıfır gelse böyle de aile oluyor mu? Oluyor, gayet de oturuyormuş. 4 numaralı birey 5 numaralı bireye kan veremez dediğimiz zaman 4 numaralı bireyle 5 numaralı birey arasında tabii ki kan alışverişi ne olabilir? Gerçekleşemez. Biri A, biri B kan grubuna sahip. AB olsalardı taranacaklardı. Biri A, biri B olduğuna göre birbirlerine kan alışverişi gerçekleştiremezler, veremez dediği için bizim için doğru oldu. Cevabımız da 1, 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim. Gençler, sonra yine bir oturtma sorusu karşımıza çıktı. Dişi oldukları bilinen KLM bireylerinden alınan kan örneklerine anti A, anti B, anti D damlatıldıktan sonra aşağıdaki tablo meydana geliyormuş. Burada yine küçük bir hatırlatma yapayım size. Şimdi baktığımız zaman nasıl yapılıyordu bu iş? Alıyorlardı kanı. 3 damla şuraya koyuyorlardı. Anti A, anti B, anti D veriyorlardı. Şekilli sorarsa hocanız, eğer kan pürtü pürtü oldu ve çökelme meydana geldiyse A antijeni taşıyordur. Eğer şurada çökelme meydana geldiyse B antijeni taşıyordur. Anti D dediğinde çökelme meydana geldiyse RH pozitif olduğundan bahsedeceğiz ki biz de bu sorumuzda zaten böyle bakacağız. Şimdi baktım K bireyine, hemen şu kenara yazıyorum onu. K bireyi. A'da çökelme yokmuş, B'de çökelme varmış, RH'da da varmış. Yani şu çökelmemiş ama diğer iki tanesi çökelmiş. O zaman K'nın ne olduğunu biliyorum. B, RH pozitif kan grubuna sahip olduğunu biliyorum. L bireyine baktığım zaman ise A'da çökelme varmış, o zaman A'sı var. B'de de çökelme varmış, B'si de var. Çökelme yokmuş, o zaman bu RH negatif bir bireyden bahsediyormuşuz. Sonra M bireyine baktığımız zaman çökelme yokmuş, B'de ise çökelme varmış, yani B kan grubuna sahip. Çökelmede olduğuna göre bakıyorum, çökelme yok, çökelme yok, ikisinde de çökelme yokmuş, yani sıfır olması gerekiyor. Burada da çökelme olduğuna göre RH pozitif olmuş
olduğunu söyleyebiliriz diyeyim. Gençler, şimdi şıklara bakmaya başlıyorum. Çünkü biz öncelikli olarak neyi bulduk? Ailede KLM bireylerinden üçünün de dişi olduğunu da bize soruda belirtmiş. KM'ye kan verebilirken bakıyorum KB'ymiş, sıfıra kan verebilirken L'ye kan veremez diyor. Bir kere sıfıra kimse kan veremez. Sıfır hiç kimseden kan alamıyordu. Söylenemez dediği için cevabımız çıkmış oldu. Ama diğerlerine bakayım. L'nin al yuvarlarında kan grubu ile ilgili iki çeşit antijen bulunur. AB dediğine göre hem A antijenine sahip hem B antijenine sahip iki çeşit antijen tabii ki bulunacak. L'nin çocuklarında kan uyuşmazlığı durumu görülebilir. Kan uyuşmazlığı için annenin negatif, babanın pozitif olması lazımdı. Bu üçü de dişiymiş ya. Annenin negatif olduğu durum L'dir. Eğer gider pozitif bir kişiyle evlenirse tabii ki kan uyuşmazlığı görülebilir. Hemen tikledik. Belirtilen karakterler bakımından M en çok iki çeşit gamet oluşturabilir. M'ye baktığımız zaman 0 RH pozitif bir bireyden bahsediyormuşuz. O zaman gametine, yani genotipini yazmak istersen 00 büyük R küçük R olabilir. O zaman bu 0'a büyük R'yi gametine verebilir veya 0'a küçük R'yi gametine verebilir. Başka alternatifi yok. Bu da doğru oldu. Belirtilen karakterler bakımından K en çok 4 çeşit karakter gamet oluşturabilir. En çok dediği için onun B0 olduğunu, büyük R, küçük R olduğunu düşünürsem gametine bir kere büyük B'ye büyük R'yi verebilir. Büyük B'ye küçük R'yi verebilir. Sıfıra büyük R'yi verebilir. Sıfıra küçük R'yi verebilir. Yani 4 çeşit o da oluşturabilir dedik. Hemen şunu da aşağıdan göstermiş oldum. Büyük B küçük R, 0 küçük R, büyük B büyük R, 0 büyük R'yi verebilir. En çok 4 çeşit gamet oluşturabildi diyeyim. Gençler, hemen bir soy ağacı sorusu daha karşımıza çıktı. Kan grubu fenotipleri verilmiş. Bireylerden hangisinin kan grubunun genotipi soy ağacında bakılarak belirlenemez diyor. Şimdi ben bildiklerimden yazmaya başlıyorum üstlerine. A, yanını bilemedim. Küçük R, küçük R olduğunu kesinlikle biliyorum. B, yanını bilemedim. Büyük R, yanını bilemedim. Şuraya geldiğim zaman A, yanını bilemedim. Küçük R, küçük R'ymiş. Buraya geldiğim zaman B, yanını bilemedim. Büyük R'si varmış. Yanını bilemedim. AB olduğuna göre zaten AB yazacağız. Negatif olduğuna göre küçük R, küçük R. B, yanını bilemedim. Büyük R'si var. Aslında bilebildiklerim var. Hemen bakmaya başlıyorum. Onu da başka bir renk kalemle doldurayım size. Şimdi annesi negatif olduğuna göre, küçük R küçük R olduğuna göre bir kere çocuklarının tamamına küçük R'yi vermek zorunda. İki de bunların çocuğu olduğuna göre küçük R'yi bir kere burada kesinlikle taşıyacaklar. Sonra baktım, burası AB'ymiş, burası B'ymiş, bunların B çocukları olmuş. B'nin birini buradan, birini buradan alabilir mi? Alabilir. Ama şu iki numaralı bireyin tam olarak ne olduğunu ya da babasının ne olduğunu bilemedik. Buralarda kaldık. Devam ediyoruz. Sonra neleri yapabiliriz? B ile A bir birey evlenmişler. Bunların hem B kan grubuna hem A kan grubuna sahip çocukları olmuş. Bu mantıkla baktığımız zaman B ve A evlendiğinde bu BB olabilirdi, AA olabilirdi. B0 olabilirdi, A0 olabilirdi. Burası BB olsaydı bir kere A çocukları olamazdı. Niye? Buradan illaki bir B gelecekti. Ya da şurası A olsaydı B çocukları olamazdı. O zaman kesinlikle buralar 0 olmak zorundadır gençler. Aynı mantıkla yazmaya devam edecek olursak, o zaman B'yi bu taraftan aldığına göre 0'ı bu taraftan olacak. A'yı o taraftan aldığına göre 0'ı annesinden almış olacak. Anne negatif olduğuna göre bütün çocuklarına küçük R vermekten başka alternatifi olmayacak. Baktığım zaman 5'i yazdım, 4'ü yazdım, 2'yi yazdım, 3'ü yazdım. Kimi yazamadım? 1 numaralı bireyin genotipini kesin olarak yazamadım. 3 numaralı birey bunların çocuğu değil, karıştırmayın. Bunların çocuğu 2, 2'nin dışarıdan yaptığı evlilikte 3 numaralı birey oluyor. Sonra yine bir soy ağacı çıktı karşımıza. Bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler yandaki soy ağacında renkli olarak verilmiştir. Buna göre bu özellik kalıtımlarından hangileriyle açıklanabilir? Otozomal çekinik çok fazla derecede tutar sorularda zaten. O yüzden onu hemen küçük küçük yazayım. Otozomal çekinikse küçük A küçük A'dır. Küçük A küçük A'dır. Küçük A küçük A'dır. Oluyor mu? Küçük A'nın birini buradan alsın, birini buradan alsın. Bunun yanına büyük A yazayım. Oldu. Küçük A'nın birini buradan alsın, büyük A'yı da buradan alsın. Oldu mu? Oldu. Yine aynı mantıkla bunların çocuğu olduğuna göre küçük A'nın biri buradan aldıysa büyük A'yı buradan alsın. Oluyor mu? Oluyor. Yani otozomal çekinik taşınması ile ilgili herhangi bir sıkıntımız
Yok. X'e bağlı çekinik taşınıyor mu? Onu da morla yazayım. X'e bağlı çekinik taşınma dediğimiz zaman renk körlüğü olarak düşünebilirsin. Yani bunun x üzeri küçük r'ye küçük r olması lazım. Bunun da x üzeri küçük r'ye y olması lazım. Bunun da x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olması lazım. X üzeri küçük r'nin birini buradan alırsa birini bu taraftan alacak. Bu renkli olmadığına göre kesinlikle x üzeri büyük r taşıması lazım. Sıkıntı var mı? Yok. Y'yi bu taraftan alsa, x üzeri büyük r'yi de annesinden alsa renk körü olması oluyor mu? Oluyor. Şuradaki babayı yazmaya çalışacak olursak kesinlikle zaten bir Y kromozomuna sahip. Kız çocuğuna da bundan x üzeri büyük R gitmiş midir? Gitsin. Hiçbir sıkıntımız yok. X'e bağlı baskınlar bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor gençler. X'e bağlı baskınlara dikkat edin özellikle. Hemen onu yazmaya çalışalım. Mavilerle ortaları yazayım. X'e bağlı baskın olması için x üzeri siyahla yazayım ya da bu da mavi gibi durdu çünkü. X üzeri büyük A'sı olması lazım. Dişi birey diğer ikisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu erkek birey X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Bu dişi birey X üzeri büyük A yanını bilemedim. Ama boyamadıklarının kesinlikle X üzeri küçük A olduğunu biliyorum. Yani bu X üzeri küçük A'ya Y olmak zorunda. Çünkü baskını taşısaydı bunu da boyayacaktı. Şunun da X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A olduğunu biliyorum. Bakayım böyle bir çocukları olur mu? Babaya erkek çocuğuna x üzeri küçük a'yı verse, babadan da y'yi alsa oldu mu? Oldu. Babadan x üzeri büyük a gelse, anneden de x üzeri küçük a'dan başka alternatif yok. Sorun var mı? Yok. Şuraya baktığım zaman x üzeri küçük a'nın birini buradan alsın. Oldu. Babanın zaten kesinlikle x üzeri küçük a'ya y taşıması lazım. Diğer türlü onu da boyarlardı. O zaman x'e bağlı baskında taşınabiliyormuş gençler. Cevabımız da Edirne'ye düşmüş oldu. Hemen biraz daha baş konulardan bir bitki türünde mor çiçek rengi geninin beyaz çiçek rengi genine uzun gövde geninin kısa gövde genine baskın olduğu biliniyormuş. Heterozigot baskın fenotipli iki bireyin çaprazlanması. Aslında cümleye baktığım zaman bunun dihibrit çaprazlama olduğunu ben anladım. Bakalım siz de çıkartabilecek misiniz? Şimdi o zaman desem ki mor çiçek rengi beyaza baskınmış. Mora büyük A desem, beyaz olmaya ise küçük A demem lazım. Uzun gövdeli dediğimiz zaman büyük B olması lazım. Kısa gövdeli dediğimiz zaman küçük B şeklinde olması lazım. Büyük A küçük A, büyük B küçük küçük B çarpı büyük A küçük A büyük B küçük B şeklinde olacaktı. Heterozigot baskın fenotipli iki bireyin çaprazlanması yani dihibrit çaprazlamadır. Dihibrit çaprazlama yaptığımızda da kural olarak 9-3-3-1 genotip ayrışım oranını elde ediyorduk. Yani şöyle bu da hadi biraz açmış olayım. 9-3-3-1 dediğimiz zaman dokun baskın özelliklerdi. Yani hem mor hem uzun olma ihtimaliydi. 3 buradan mor ama kısa olma ihtimaliydi. Buradaki 3 beyaz olma ihtimali ve uzun olma ihtimaliydi. 1 ise hem beyaz olacak hem kısa olacaktı. Baktığımız zaman mesela büyük A küçük A büyük A küçük A'yı çarparsan buradan morun çıkma ihtimali 3 bölü 4'tür. Sonra uzunun çıkma ihtimali de 3 bölü 4'tür. Zaten işlem yaparsan bunun olma ihtimali 9 bölü 16. Bunun olma ihtimali 3 bölü 16. Bunun olma ihtimali 3 bölü 16. Bunun da 1 bölü 16. 9, 3, 3, 1 dediğimiz kural üzerinden çıkma meydana geliyordu gençler. O yüzden 1 bizim için doğru oldu. Sonra baktığımız zaman heterozigot baskın fenotipli iki bitkinin çaprazlanma sonucu 9-3-3-1 genotip ayrışım oranı elde edilir. Evet, mor çiçekli uzun gövdeli bitkinin genotipinin anlaşılabilmesi için mor çiçekli yani büyük A'sı olacak. Uzun gövdeli olduğuna göre büyük B'si de olacak. Genotipinin anlaşılabilmesi için beyaz çiçekli kısa gövdeli bitkiyle çaprazlanmalı. Yani bunun genotipini belirlemek için diyor ki kontrol çaprazlaması yapmalısın. Hem beyaz çiçekli hem kısa gövdeliyle. Evet, kontrol çaprazlanması denildiği zaman fenotipi baskın olan bireyin genotipini belirlemek için çekinikle çaprazlamasıydı. Heterozigot baskın genotipli iki bitkinin çaprazlanması sonucu, heterozigot baskın genotipli iki bitkinin çaprazlanması sonucu 4 çeşit fenotip, 9 çeşit genotip oluşabilir. Yani şundan bahsediyor. Bu ikisini çaprazladığımız zaman büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yapacaktık ya. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A. Sonra B'leri çaprazlayacaktım. Büyük B
küçük B çarptığın zaman büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B bireyler oluşabilir. Genotip çeşidini sorduğu zaman genotip çeşidi ya büyük A büyük A'ya benzeyecekler ya büyük A küçük A'ya ya da küçük A küçük A'ya. A için 3 tane, B için 3 tane, yani genotip çeşidi 9 çıkar. Fenotip çeşidine baktığımız zaman da yine A için 2 fenotip var, B için de 2 tane fenotip var. O zaman fenotip çeşidinin de 4 çıktığını söyleyebiliyorduk. Hangileri bakıyorum 4 çeşit fenotip, 9 çeşit genotip oluşabilir demiş. O zaman bu bizim için doğru oldu. Cevabımız da Edirne'ye düşmüş oldu diyeyim gençler. Hemen diğer bir sorumuza geçelim. Mendel'in çalışmaları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Çalışmalarını açıklamak için olasılık ilkelerinden yararlanmıştır diyor. Evet, Mendel olasılık, bir şeyin gerçekleşme ve gerçekleşmeme ihtimalini işlem yaparken kullandı. Çalışmalarında bezelye kullanma nedenlerinden biri buyu bitkinin yılda birkaç kere ürün vermesi, kolay yetiştirilmesiydi. Mendel aynı kromozom üzerinde yer alan genlerle ilgili bir çalışma yapmamıştır. Mendel'den sonra bağlı genler bulundu. Bu bizim için doğru. Mendel kesinlikle bağlı genlerle ilgili çalışma yapmadı diyeyim gençler. Mendel'den sonraki yapılan çalışmalarda eş baskınlıklar, ne bileyim, bağlı genler bulunmuş oldu. Böylelikle en son Mendel'den de bahsettiğimiz zaman aslında sorularımızın sonuna gelmiş olduk. Biliyorum yazılarınıza çok az kaldı. Önümüzdeki hafta çoğunuzun yazılısı da zaten başlamış olacak. Hemen geldiğimiz yerleri de bir göstereyim size. Ekoloji bizim 3. ünitemiz ve biz kalıtım sorularını bitirdik. Yani tak biyoloji soru bankamıza baktığınız zaman sayfa 127'ye kadar hepsini bitirmiş olmanız gerekiyor. Zaten kalıtımla ilgili bir yazılı konusu da bizim için ayarladık. Fen liseleri için de ayrı sorular koyuyoruz. Biliyorsunuz ki hemen sıfırdan ona biyolojiden de göstereyim. Bugün kalıtımla ilgili karışık soru çözümleri yaptık. Dibrit çaprazlama, bağımsız bağlı genlerden bahsettik. Soy ağacında işlemler nasıl yapılıyormuş? Bunlardan bahsettik. Karma testleri de çözebilirsiniz. Eş baskınlıktan, kan gruplarından biraz daha soruların gelme ihtimali yüksek. Çünkü ÖSYM de böyle renk körlüğü gibi, kan grubu gibi soruları sormayı seviyor. Okulda yazılılarda da daha fazla onlardan meydana geliyor. Hemen tarageçlerimizi de gösterip kalıtımın genel ilkelerini de bitirdiğimiz zaman, yani sayfa 135'e kadar geldiğimiz yere kadar çözülmesi gereken sorular var gençler. Böylelikle kalıtımın soru çözümünü de bitirmiş olduk. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.